Yeni bir mecradan merhabalar. Yeni bir mecranın yazarı ve Yargıçlar Sendikası'nın eski başkanı hukukçu Mustafa Karadağ ile birlikteyiz. Öncelikle geçmiş olsun hakkınızda ve dava açıldı. Pelikancılar yargı üzerinde bir etkisi olduğuna dair dedikoduları dillendirmiştiniz. Dava açıldı. Duruşma belli oldu mu? Önce oradan başlayalım. Teşekkür ediyorum. Tabii ki duruşma da belli oldu. Aslına bakarsanız herkesin bildiği bir sırrı konuştuk. Evet. Yani bütün adliyelerde şu anda zaten bütün hakim savcı odalarında bunlar bir şekilde konuşuluyor zaten. İşte hangi gruplar, hangi cemaatler, kimler güçlü, işte kimden işte destek alarak şu olabilir, bu olabilir. Yani şimdi buradan da bir dava açılır belki ama yine dedikodu olarak söylenen şeyler var. Örneğin bu görevden alınan, verilen bu hani eski o FETÖ soruşturmaları sebebiyle onlar görevi iadeleri bu gruptan öğrendiği söyleniyor mesela. Onu da duyuyoruz. Ama tabii ki biz ne FETÖ'cü ne de Pelikancı ya da o grubun içinde bir herhangi bir yapıdan olmadığımız için bunları sadece duyuyoruz. Duyuyorsunuz. Peki bir dava, daha doğrusu hakkınıza soruşturma açıldığında ifade verdikten sonra siz tanık dinletmek istediniz. Tanıklar savcı dinlemedi. Mahkeme tanıklarınızı dinleyecek mi? Tanıklar kimlerdi? Şimdi normal koşullarda ceza mahkemesi kanununa göre Cumhuriyet Savcısının nedir? Şimdi sanık olduk artık ya şüphelinin ya da sanığın lehine olan delilleri de toplaması gerekiyor. Ama bizim hiçbir delilimiz toplanmadı. Örneğin keşif yapılmasını talep etmiştik biz. Daha doğrusu Cumhuriyet Başsavcısının odasının koridorunun kamera kayıtlarını alın dedik. Ziyaretçi kayıtlarını alalım dedik. Hani kimler gelmiş, kimler gitmiş. Özellikle yani belli yoğunlaşan kişiler var mı, yok mu? Ayrıca tanıklarımızı bildirdik. Tanıklarımız da şu andaki Adalet Bakanı ve şeydi Ahmet Davutoğlu'ydu. Halbuki Ahmet Davutoğlu'nun ihbarının üstüne açılmış bir soruşturma da var. Yani daha doğrusu Ahmet Davutoğlu'nun bir ihbarı var, suç duyurusu var Pelikan hakkında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ama soruşturma açılmış mıdır, açılmamış mıdır ya da ne aşamadadır? Bunu biz bilmiyoruz. Ben şimdi şunu da düşünüyorum. Ali Koç da biliyorsunuz Pelikan'dan şikayet etti. Fenerbahçe Başkanı. Bu demek ki bir şey var. Bu kadar delil ancak pardon bu kadar tesadüf ancak delil olur diyoruz. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir gazeteci İstanbul'daki tahliyelerden sonra tahliyeyi veren hakimlerin isimlerini sicil numaralarına kadar sosyal medyada ifşa ettiğini açıkladı ve bir kampanya yürüttüğünü söyledi ve bu kampanyadan sonra gece yarısı 3'te bir ikinci heyetin toplanıp tahliyeleri durdurduğunu söyledi kamuoyunda. Yoğunca tartışılan bir konu. Böyleyken hakimler, savcılar sosyal medya mı yönlendiriyor? Öyle bir etkisi var mıdır sosyal medyanın? Şimdi sanıyorum ben yanlış anımsamıyorsam ya da Ecevit'in deyimiyle belleğin beni yanıltmıyorsa bir de şey vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu şeylerden sonra demiş ki ya böyle işte işler lazım. Siz zemin hazırlayın, ortamı hazırlayın ki biz rahat yapalım. O aynı cümlede miydi bilmiyorum, aynı sözlerde mi? Sanki ben öyle anımsıyorum. Evet o da var. Evet o da var. Heh. İddialardan Yani dolayı doğrudan şimdi Cumhurbaşkanlığı değil ama birisi aktarıyor. Cumhurbaşkanı yanındaki birisi isim verilmeyen birisinden evet. Şey söz öyle ediyor. ama biz onu anladık. Yani Cumhurbaşkanımız demiş ki ya bak böyle olunca daha rahat oluyor demiş. Yani bundan memnun olmuş bu zemin hazırlamadan. Aynı şeyi Yargıçlar Sendikası Başkanı şu andaki Ayşe Sarısu Pehlivan için de söyleyebiliriz. Bir zemin hazırlandı. Şimdi hani dedik ya bu kadar tesadüf gelir olur diye. Şimdi o gazeteci tahliyelerinden tutun, işte avukatların tahliyelerine, işte
tahliye edildi, itiraz edildi, hemen heyet değiştirildi, hemen işte ertesi gün ya da 3-5 saat sonra yeniden tutuklandı. Yani bunlar hep bilinen şeyler, somut yani vaka olarak bilinen şeyler. Ve bu kadar da olunca insanlar doğrusu yanlıştır diyemezsin. Yani sosyal medya adres gösteriyor, birileri de kararını veriyor. Yani mesela Hakimler Savcılar Kurulu Ayşe Pehlivan için, Ayşe Sarısu Pehlivan için bir aça alma durumu oldu ve sosyal medyayı gerekçe gösterdi. Gerçekten birisi hedef gösterip öbürü de ateş mi ediyor? Ne yapıyor? Yani yargıçların durumu herhalde yargıdan daha kötü. Öyle gözüküyor. Şimdi şöyle diyebiliriz belki yargıyı konuşmak tehlikeli olabilir. Futbol deyimiyle sosyal medya pas atıyor, HSK gol atıyor. Yani böyle bir durum var. Ya da sosyal medya pas atıyor, işte yargı gereğini yapıyor. Ne yazık ki o kadar kötü örneklerimiz var ki. Yani işte örneğin Adana'daki CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın tutuklanması ve serbest bırakılıyor. Daha sonra Cumhurbaşkanı işte iki laf ediyor. Diyor ki işte Van'da PKK, işte Adana'da CHP diyor. Ve hemen tutuklanıyor Gençlik Kolları Başkanı. Ne yapmış? Sadece sormuş. Bunlar nereye gidiyor? Bu eşyalar niye AKP ilçe başkanının, il başkanı ya da yöneticisinin işte aracına yükleniyor demiş. Böyle abes bir soru olur mu? Devletin malı AKP ilçe yöneticisinin aracına yüklenir. Yüklenir, yüklenir değil mi? Sana ne? Mesela bu yani. Toplumda çok önemli iki temel konu var. Birisi ekonomi. Ekonomide çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Zaten koronavirüs öncesinde bir kriz vardı. Koronavirüsten sonra bu kriz daha da derinleşiyor. İkincisi de dediğiniz gibi koronavirüs ve alınan tedbirlerin tartışması söz konusu. Adalet bu konuda, adalet mekanizması bu konuda, bu tartışmaların içerisinde nerede duruyor? Adalet sorunu bilinçli olarak bu tür davalar köpürtülüyor mu, yoksa bir ciddi bir adalet sorunu da var mı? Ne yazık ki şunu görüyoruz biz. 2010'dan bu tarafa, yani bunu işte bir 2007 falan daha oralara da atabiliriz. Hatta yani sistematik olarak 12 Eylül 1980'den gelen bir durum bu. Ama şöyle hani 12 Eylül 2010 referandumu oldu ya, hani ben o zaman şöyle demiştim. İktidar aslında bizim gözümüze sokuyor. 12 Eylül 1980'in devamı oldu. Yani bu tesadüfi bir tarih değil. Yani 19 Eylül'de de yapılabilir. Yani öyle bir şey. Ama özellikle 2010'dan sonra yargıda bu gelişti. Ve giderek ivmesini artırarak bir baskıya dönüştü. Daha da arttı şimdi. Şöyle diyebiliriz. Bakın, yani Türkiye'de her şey koşut gidiyor. Örneğin televizyonda siz biraz önce söylediniz, işte hakim savcıların işte isimleri konuşuluyor, karar verilenlerin sicil numaralarına kadar kaydediliyor, zemin yaratmaktan bahsediliyor, işte kahramanlar olarak nitelendiriliyor tutuklayanlar, tahliye edilenler hain olarak nitelendiriliyor, hemen aşağı alınıyor, işte şeyde bizim İşte sitede bile 5-6 kişi var listemde. Biz 50 kişiye işte öldürme niyete, donanıma sahip isteyenler hakkında sıra savcılık hiçbir soruşturma açmıyor. RTÜK Başkanı da ne diyor? Biz diyor FETÖ'yle mücadele eden bu unsurların yani şevkini kıracak şeylerde bulunmayız. Kararlar veremeyiz diyor. Bilecek bir şey değil diyor. Aynı zamanda savcılar da bunu görmezden. Ama RTÜK Başkanı da radyo programındaki cipsi tehlikeli görüyor. Savcılar da tehlikeli. Yani işte ölümü kutsamayan, önemli olan yaşamdır diyen, devletin birinci görevi vatandaşlarını yaşatmaktır diyen insanlar bir şekilde suçlanıyorlar. İşte
nedir? Damadın arsa kapatmaları erişim engelli. Yargıya değil olur. Ama diğer yandan da siyasi organizmalar ya da yapılar vermiyorlar. Yani aynı şey Fahrettin Altun meselesinde oldu. Yani yargıyı biz Türkiye'nin genel siyasi inşaatından varıp ayrı bir yere koyamayız ne yazık ki. Hele ki şimdi en son değişikte HSYK SK üyelerinin tümünün Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş olması karşısında ve de örneğin üyesi var. Eski patronu daha doğrusu işte seçilmesinden 7-8 ay önce kadar çalıştığı patronun FETÖ'den aranan bir şahıs. Ama kendisi şu anda HSK üyesi. Ve bütün demokrat ya da şöyle diyelim siyasi muhalefet anlamında değil. Daha özgür, barıştan, eşitlikten yana olan yargıçlar ve soruşturmalarda hep en ağır ceza önerebilirsem. Öyle olunca da gibi biz bu bütün yapısal değişikliğini beraber değerlendirelim. Az önce 2010, 12 Eylül 2010'daki referandumdan söz ettiniz ve yargı için bir dönüm noktası olduğunu ifade ettiniz. Neydi, bir hatırlatabilir misiniz? Orada esaslı olarak değişen mekanizma neydi? Anayasada ne değişti? Bir hatırlatabilir misiniz? Şimdi anayasada ne değişti? HSK üyelerini dedi ilk derece yargıçları seçecek. Hani Yargıtay ve Danıştay yüksek mahkemelerinde seçilecek ama çoğunluk ilk derece mahkemelerinden olacak ve bunları ilk derece mahkemeler, hakimleri ve savcıları seçecek denildi. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Yani ben halen bunu savunuyorum. Evet seçilmesi lazım. Ama nedir? Bazı şeyleri öğrenerek gitmemiz gerekiyor. Demokrasi çok kolay bir şey değil. Ya bedel ödenerek yapılan şeyler, kazanılan şeyler bunlar. Belki bedelini ödemek lazımdı. Ama neticede Türkiye gibi antidemokratik ülkelerde yani işte yargının yargıç ve savcılardan değil de bir nevi bürokrasiden oluştuğunun kabul edildiği ülkelerde ne yazık ki yargıçlar, savcılar da iktidardan yana oldular ya da onların etkisinde kaldılar. Ve o zaman cemaatle hükümet işbirliği yaptılar. Adalet Bakanlığı yani AKP'nin Adalet Bakanlığı'nın başkanlığında bir şey oldu, yapı oluşturuldu. Ve bunlar işte seçimleri kazandılar. 2014'e kadar yürüttüler. Yani ve şöyle demek lazım. Bu dönemde yani 2010'dan 2014'e kadar AKP'nin isteyip de geçiremediği bir HSK tasarrufu ya da telkini önerisi olmuş mudur? Yani bir yani yasamada mecliste örneğin yargıya ilişkin istemediği hiçbir şey geçmemiştir. İstediği her şey geçmiştir. HSK'da yapamadığı hiçbir şey olmamıştır. Hatta MİT krizi ve 17-25'ten sonra Aralık krizlerinden sonra dairelerin yapısı değiştirildi. Birdenbire bir hükümetçi HSK ortaya çıktı. Yani aynı üyelerdi. Ve de şunu da hatırlatmak isterim. O dönemlerde hükümet ve cemaat bize karşıydı yani. Yani mesela benim soruşturmalarım vardı. Hükümet ve cemaat o zaman hepsi bana işte cezalandırılmam yönünde oy birliğiyle karar veriyorlar. Yani ayrışmıyorlar. 2010'da 14'te ne oldu? İşte bu biraz daha değiştirildi. En son işte 2017'deydi sanıyorum. Tamamıyla artık Cumhurbaşkanı seçecektir bütün üyeleri denildi. Bu anlamda ben evet FETÖ'yle mücadele diye birçok işte yargıç savcı görevinden alındı. Ha böyle bir şey var mıydı? Ha, hükümet koydu zaten cemaati. Ve biz o zaman da dedik. Öyle bir realite vardı. Tabii ki yani biz hep söylüyorduk zaten. Cemaat vardı ve cemaat oraya hükümetin kendisi yerleştirdi. Yani ben mesela bilemem. Ben nedir? Dıştan baktığım zaman insanların tasarruflarına şöyle derim. Ya bu insanlar muhafazakar, işte mütedeyyin, işte daha işte muhafazakar bakan, daha işte
statikodan yana olan, işte efendim hükümete yakın olarak nitelerim örneğin. Ama şimdi de mesela bilemediğim gibi kim Hak Yolcu, kim Süleymancı, kim Nakşibendi, kim İsmail Ağacı, işte kim Hak Yolcu, ben bunları bilmiyorum. Niye? Çünkü hepsi bizim... var mı? Hepsi bunlardan var mı? Her gruptan da var mı? Yargıç. Bu dedim ya, herkesin bildiği bir sır bu. Yani şu an adliyelerinden... Bir de getiren de yanıyor, kendisini mahkemede buluyor. Evet, yani adliyenin şöyle 100 odası varsa diyelim buna, ben eminim 85-90 odasında her gün bir şekilde işte kim kime yakın, kim niye gitti, örneğin hiçbir zaman şöyle bir şey konuşulmamıştı. Uzun zamandır bu böyledir yargıda. Ya işte şu yargıç ya da savcı işte rüşvet aldığı için ya da işte kötü çalıştığı için, yani yaptığı işle ilgili bir sebeple işte görevden alınmıştır, işte başka yere tayin edilmiştir filan konuşulmaz. İşte bilmem kimle tartışmış, bilmem kimle kavga etmiş ya da onun yerine işte bilmem şunu getirilmek isteniyor, işte şunun dediğini yapmamış gibi şeyler konuşuluyor çok uzun zamandır. Yani bunu artık herkes biliyor. Ve şunu da biliyoruz. Çok belki uzattım ama mesela en son rüşvet soruşturması yapan, soruşturması yapılan bir hakim halen görevini yapıyor. Rüşvet alan. Hakkında rüşvet aldığı iddiasında bulunulan, daha doğrusu düzeltiyorum. Yanlış olmasın. Bu görevde, yani bizde mesela görevden uzaklaştırmanın şeylerinden birisi şudur. Soruşturmanın selameti ve işte o yargıcın görev yaptığı yerdeki durumu. Ve ama işte ya insanlar ölmesin, ölmemelidir diyen birisi de açığa alınıyor. İşte bunu artık siz değerlendirin ya da bizi dinleyenler değerlendirsin. Yani rüşvet o anlamda adalet mekanizması için bir tehdit ve bir tehlike olarak görülmüyor. Bir tweet atmak bir tehlike olarak görülüyor, öyle gözüküyor. Peki dava duruşma ne zaman? Sanıyorum 10 Eylül. Aklımda yanlış kalmadıysa 10 Eylül'de. 10 Eylül Dünya İnsan Hakları Günü'nde yargılanacaksınız. Peki Ayşe Sarısu Pehlivan açığa alındı. Siz bir kampanya başlattınız. Change.org üzerinden imza kampanyası. Kaç kişiye ulaştı? Nereye vereceksiniz dilekçeyi? Biraz açabilir misiniz? Tabii ki bunun muhatabı HSK. Ama ben tam sayıları, yani ben o alanları çok iyi bilen birisi değilim. Yani daha doğrusu o şeylerden anlamlı. Evet, teknik anlamda. Ama evet. İnternet üzerinde açtınız bir. Evet, yani o kampanyaların işte onu anlıyorum. İşte lehe aleyhe konuşma kısmını anlıyorum ama işte o teknik olarak sayıların işte artmasını etmesini, işte evet, Twitter'da GT yapması falan şeklini tam bilemiyorum ben. Ben sadece söylüyorum. Peki ne talep ediyorsunuz öz olarak Hakimler Savcılar Kurulu'na, oraya yönelik yazdığınız dilekçede? Diyoruz ki bu bir yargıcın zaten vicdanen sahip olması gereken bir duygudur. Devlet suçlu bile olsa, kaldı ki burada zaten somut olayda suçluluk kesinleşmiş değil. Yani masumiyet karinesi ilkesi gereğince henüz bu kişiler suçsuz. Evet. Masumlar yani. Ve velev ki suçlu bile olsa devlet yurttaşlarını yaşatmak zorunda. Bunun tedbirlerini almak zorunda. Ve tabii ki bunları yaparken demokratik kurallara uygun davranmak zorunda. Yasalara uygun davranmak zorunda. Anayasa devleti bağlayan bir şeydir. Yaşam hakkı kutsaldır. Burada övülen terör değildir. Ve sözlerin hiçbirisinde davayla ilgili bir söz söylenmemiştir. Ama zemin yaratanlar ne diyorlar işte, şimdi bunu söylemek lazım. Belki herkes bir şekilde bunu konuşuyor, karnından konuşuyor, şeyi söylemiyor. İşte Mehmet Selim Kiraz'ın işte katillerini savundun diyorlar. Ya bir kere İbrahim Gökçek bu
bu davanın sanığı değil. Yani Mehmet Selim Kiraz'la ilgisi yok. Kaldı ki zaten ağzından bu davayla ilgili bir söz de çıkmış. Biz de Mehmet Selim Kiraz'ın, yani şunu biliyoruz. Adliyeye iki kişi girdi, rehin aldı. Daha sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Tamam, bir iddianame açıldı, dava bir kuşku duyuyorsunuz sanki. Nasıl? Bir kuşku duyuyorsunuz sanki. O davada bir karanlık bir nokta var gibi. Yani öyle. Şöyle, bakın, bir cumhuriyet savcısı ve hani şey de soruşturmanın konusu, hani o öldürülmesine sebep olduğu iddia edilen konuşma da şöyle. İşte Berkin Elvan cinayetini soruşturan savcı. Ve ilk defa bu kadar yaklaşmış sanıklara. Üçe kadar indirmiş. Ve demiş ki emniyete, bu üç kişinin isimlerini bana bildirin. Tam bu aşamada iki DHKPC militanının rehin aldığı söylüyor. Artık bu konuda sanıyorum ki kamuoyunda da bir şey yok. Evet, bu kişiler DHKPC örgütünün militanları. Fakat ne o adliye boşaltılıyor? Bütün adliye. Yani sadece o koridor değil. Sadece o blok değil. Bütün adliye boşaltılıyor. Ve hakim savcılar servislere bindirilip evlerine gönderilir. İşin ilginci, bütün hakim savcılar da gidiyorlar. Yani ve örtülü operasyondan söz ediyorsunuz gibime geliyor. Evet, evet. O şeyden, yani kuşku var diyorsunuz ya. Yani bunlar açık konuşmak lazım. Yani bir cumhuriyet savcısının katledilme olayı, hele ki böyle bir terörist örgüt tarafından yapılıyorsa, gizlenmez. Hatta bütün açıklığıyla anlatılır ki kamuoyu aydınlansın ve insanlar bilsinler neyin ne olduğunu. Şimdi öyle bir şey oldu, işte boşaltıldı adliye ve bir çatışma ortamı çıktı. Ve iki terörist, bir savcı öldürüldü. Şimdi kim kimi öldürdü? Biz hep söyledik. Bakın, hem Berkin Elvan cinayeti, hem Mehmet Selim Kiraz'ın, Cumhuriyet Savcısı'nın cinayeti, bunlar kamuoyunun ilgilendiği ve açıklanması gereken şeyler. Hep dedik, şu olay yeri tespit tutan abi açıklansın. Efendim, savcımızın otopsi raporu bile açıklansın. Balistik hala raporu... açıklanmıyor mu? Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Bir dava var ama davaya kimse erişemiyor. Kimse bilgi sahibi değil. İşte yani görülen davalar, siz biliyor musunuz? Mesela yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz. Berkin Elvan davasında hangi deliller nasıl oldu, nasıl tartışıldı? İşte Mehmet Selim Kiraz davasında nasıl tartışıldı? Bunları kimse bilmiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse gazeteciliği adliyede başladım ama bu dönem adliye dosyalarına ulaşmak son dönemde çok zor. DGM'lerde ulaşılan dosyalara artık şu andaki Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyalarına ulaşılamıyor. Öyle bir şeyim var, bir gözlemim var. Peki biraz daha bunu açmak istiyorum. Berkin Evlevan'ı vuran kişiyi bulunamıyor, uzun sürede soruşturma akamete uğruyor. Sonra savcı değişiyor. Yanlış hatırlıyorsam siz düzeltin. Mehmet Selim Kiraz dosyayı ele alıyor ve o da doğrudan kim vurdu diye bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla normal koşullarda mantıken bakıldığında dosyayı açığa çıkaran kişi neden hedef olsun? Evet, uzamış. Ama dosyayı açığa çıkaran savcı burada hedef olmuş. Herhalde kuşkunuz biraz bu yönde. Şimdi şöyle, Berkin Elvan soruşturmasını yürüten savcılar var, değişiyor mütemadiyen. Ve en çok yol alan, yani bunu tırnağın içinde söyleyeyim, hani savcılar yarıştırma anlamında söylemiyorum. Ama hani en nitelikli yol alan diyelim. Ve sonuca yaklaşan savcı Mehmet Selim Kiraz.
Yani ve diyorum ya 3'e kadar indiriyor. Ve soruyor emniyet. Bu 3 kişinin ismi nedir? Bunlar kimdir diyor. Yani Emniyet başlangıçta bilgi falan da vermemeye çalışıyor. o kısmına iddialı konuşamam bilmiyorum ama neticede bu soruları soruyor. Yani en iyi, en nitelikli yol olan Cumhuriyet Savcısı. Şimdi burada tabii ki bu gerçekten de Türkiye için çok karanlık ve aydınlatılması gereken bir şey. Yani normal koşullarda hani DHKPC bir terör örgütüdür ama nedir? Berkin Elvan cinayetinde devlete karşıdır. Peki Berkin Elvan'ı öldürenleri tam hani en çok yaklaşan savcı niye bu böyle bir terörist eylemin muhatabı olur? Tabii ki bunun da bir şekilde açıklanması lazım. Yani ya şöyle bir şey var. Bunlar çok tehlikeli. Bakın konuştuğumuz şeyler. İşte bir DHKPC denilen örgüt. Şimdi terör örgütü mü değil mi? Şimdi burada mesela ben bunları söylerken aklıma geliyor. Yarın bir gün vay efendim sen niye onlara açıkça terörist demedin? Vay efendim niye işte militanlar dedin? Yani şimdi ben her şeyi kendi bağlamıyla konuşmaya çalışıyorum. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Eğer biz hukuktan uzaklaşır, işte hani hukukun o soyut, genel, objektif anlaşılma halini unutursak ve bir şeyleri hep bir şeylerden korkarak ya da saklayarak ya da işte gizleyerek ne bileyim başka saiklerle hareket etmeye kalkarsa işte geldiğimiz yer burası olur ve biz hiçbir şeyi konuşamaz oluruz. Konuşurken korkarız. Hiçbir şeyi bilmeyiz. Zaten hani Türkiye gibi böyle bir günde iki gündemi olan bir ülkede hani zaten böyle şeyleri de aklında tutan kaç kişi var? Yani toplasanız işte efendim en fazla beşerin parmakları yapar. Hani bunlar biz konuştukça aklımıza gelen şeyler. Evet. Türkiye'nin kamuoyunda var mı bunlar? Yok. Yani Evet. tehlikeli şeyler konuşuyoruz şu an. Evet, gerçekten de bilinen sırları konuşmak da bir yargı konusu olabiliyor. Yargıçlar Sendikası eski başkanı hukukçu Mustafa Karadağ ve Yeni Mecra'nın da hukuk yazarı Mustafa Karadağ ile görüştük. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Davanızı da yakından takip edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.